Taş çorbasını şimdi ikram edeceğiz arkadaşlar. Taş mı yiyecek bundan sonra arkadaşlar yani? Evet, alkışlarla sevgili dostlar. Ve arkadaş. Alın tereni istiyor yani sağlık profesyonelleri. Çok hayati bir talep. 22 bin TL maaş kabul edilemez. 22 bin maaş kabul edilemez yazıyor. Düşünüyorum. Ne yazıyor? Penceremizde taş değil, aş kaynasın yazıyor. Uçurduk, tepkimizi gösterdik. Senin talebimiz. Onu da alacağız. Sevgili basın emekçileri, sevgili vatandaşlarımız, bugün burada toplanma nedeni aslında hepinizin de bildiği gibi biz sağlık emekçilerinin artık geçinemez hale gelişi. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Devletin yetkilileri, yöneticileri dillerinden şunu düşürmüyorlar. Devletin memuru devletin itibarıdır diyorlar. Eğer devletin memuru devletin itibarıysa bugün devletin itibarı yerle bir olmuştur. Açlık sınırında çalışan devletin memuru bunu hak etmemektedir. Bizlerin haklı isyanı şudur. Bağıra bağıra şunu söylüyoruz. Artık bizim emeğimizi, düşüncemizi cebimizden çekin. Açlık sınırında değil, yoksulluk sınır üstünde maaş alarak toplum sağlığını ve hastalarını düşünmeye bize fırsat verin. Artık marketi, tencereyi, elektriği, suyu, kirayı memur düşünmesin istiyoruz. Yine bir zam dönemi geldi önümüze. Az önce arkadaşlarım belirttiği üzere sağlık emekçilerinin talebi yoksulluk sınırının üzerinde emekliliğe yansıyan tek kalem maaştır. Onun dışında gerçekten çok büyük şeyler istemiyoruz. Ülkenin dört bir tarafına yayılmış binlerce insanın bir arada çalıştığı 24 saat hizmet verilen ve ülkenin en yoksul kesimi sağlık emekçileri. Sevgili dostlar, hepimizin ortak sözü buydu işte. Birleşe birleşe kazanacağımızı biliyoruz. %30'a Ocak ayında ayakta alkışlayanlara söylemiştik. Yetkisiz yandaş sendikaya üye olmaya devam ettikçe bizi açlık sınırına mahkum edildiğini de biliyoruz. Buradan %30'u alkışlayanlara o zaman da demiştik. Bunu kabul edenlere de biz de bir buradan yuh alkışı yapalım mı arkadaşlar? Alanlardayız. Çünkü iktidarın seçimlerden önce verdiği en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak sözünün üzerinde 55 gün geçti. Ama 55 gün önce önemli bir artış gibi gösteren rakam hızla erimeye devam ediyor. Türk lirası sadece son 55 günde dolar karşısında %25 değer kaybetti. 55 gün önce 1 dolar 19,5 Türk lirası iken bugün 26 Türk lirasının üzerine çıktı. 55 gün önce vaat edilen 22 bin TL ile 1128 dolar alınıyordu. Bugün ise 846 dolar alınabiliyor. Yine asgari ücrete yapılan zam sonrası en temel tüketim ürünü ekmek İzmir'de 210 gramı 5 TL iken 200 gramı düşürülüp ücreti 7 TL oldu. Ocak ayından bu yana gramı düşürülmüş haliyle %135 arttı. İşin özü sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, emeklileri olarak yıllardır ne bütçeden hakkımızı ne de refahtan payımızı alabiliyoruz. 2022'nin ilk 6 ayı için %2,5 refah payı veriyoruz dediler. Ama bunu bile izleyen 6 ayın enflasyon farkından düştüler. Ardından gerçek enflasyonun yarısına denk gelmeyen TÜİK enflasyonunun üzerine 5-10 puan ekleyerek refah payı veriyoruz oyununa başladılar. Acil taleplerimiz olarak 1. Yoksulluk sınırının üstünde emekliye yansıyan temel ücret istiyoruz. 2. Ayrıca enflasyon artışlarının aylık olarak maaşlara yansılmasının sağlanması. 3.
yılda iki kez bir maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesi. 4. Vergi diliminin yoksulluk sınırı seviyesinde %15'te sabitlenmesi. 5. Kiracı olan veya hali hazırda ev kredisi ödemekte olan tüm kamu emekçilerine seçim vaadi olarak sunulan kira yardımının verilmesidir.